Uzun süre gizli kalamayan üç şey vardır demiş bu da. Güneş, ay ve gerçekler. Merak etme canım, seni denize atma. Merak etmiyorum zaten. Geceyi gölgeleyen sis perdesi ortadan kalktığında. Gece her yeri kapladığında yıldızlar daha parlak görünür. Güneş bütün çıplaklığıyla yüzüme vurduğunda gözlerimi kapatıyorum. Kendi karanlığımın içinde durup etrafa bakarken bir tek şey geliyor aklıma. Gerçeğin ortaya çıkmasından çok korkuyorum. Kendi yolumu çoktan kaybettim ben. Milyonlarca yıldır parlamıyor. Zeynep! Bir kayıp makası var. Adı Zeynep. Zeynep Yılmaz. Aç sesin, aç! Cesedin 18 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu düşünülüyor. Nasıl bunu Melis'e yaparsın? Sen onu hiç sevmedin mi? Sevmiyorum, tamam mı? Melis'i sevmiyorum. Hiçbir zaman da sevmedim. Nedense aklıma hep aynı şey geliyor. Mutlu aşk yoktur. Seni seviyorum. Bunun yüzünden, bunlar yüzünden. Ne bunlar? Hayatımı ele geçiren kağıtlar. Ben bir daha o kadının evinde kalmam, tamam mı? Benim annem kimseye zarar vermez. O benim annem, yapmaz öyle bir şey. Bu adam konuşursa başıma neler gelir diye hiç endişe etmiyor musun? Unutmuşsun benim kim olduğumu. Sen bu mektubu hiç yana vermedin. Çok üzgünüm. Üzgün müsün? Bu kıza sen bir şey yaptıysan mahvederim seni, tamam mı? Mahvederim. Koray Sayar kim biliyor musun? Abin. Evet, abin. Sen benim en yakın arkadaşımdın. Neden vermedin? Neden? Eğer bu yarışı kazanırsam Barış'la yemeğe çıkmana izin veririm. Onunla uğraşmana izin vermeyeceğim. Gerekeni yap. Yolda 140'la giderken viraja girdi ama çıkamadı. O gün babam öldü, annem öldü, ben öldüm. Gözlerini kapat, içine bak. Seni ne kadar çok sevdiğimi göreceksin. Sen bu mektubu verseydin her şey çok farklı olacaktı. Zeynep'in hayatı, benim hayatım, Cihan'ın hayatı. Çocukken... Ya neden birlikte uyandık ha? Eğer bunu yaparsam, ben de sen ne istersen onu yapacağım. Her istediğimi. Ölmeyecektim, bir şey olmayacak. Ölmedi mi? Ölmedi. Ben yaş tahtaya basmam yavrum. Denizciymiş baba. Ne olur çık artık ortaya. Ben küçükken sefere çıkmış. Kaza olmuş. Bulamamışlar. Her saniye aklımız. Bir tek bugün değil. Her gün seni bulana kadar pes edeceğim. Kerem, Zeynep'in babasını bulmayı çalışıyordu. Yalandı yani. Babasını buluyormuş gibi yapacaktı. Şey, nasıl yardım edeceksin? Babamı bulduğun gibi mi? Ha? Başıma gelmeyen kalmadı. Hepsinin altından sen çıkıyorsun. Kerem, sen bu hikayenin kötü çocuğusun. Aklı vardı, kara vardı. Şimdi her taraf gri. Senin bana inanmayacağını düşündüm. Eğer bu gece kar yağarsa biz çok mutlu olacağız ikimiz. İstersen bende kalsın. O zaman kalsın. Kerim'in yatağında bulun. Kerim'in birlikte olduğu kızın küpesi. Kerem beni aldatıyor Zeynep. Geçmek yasak. Abi şimdi haberlerde gördük, bir genç kız çıkarmışsınız. Kim olduğunu biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Ne oldu? Bakın ne oldu. Ben senin kızını... Ben babamı buldum ya, ben babamı buldum. Sadece seni tanımak istiyorum. Gerçekten hiçbir şey istemiyorum. Zeynep, ben senin baban değilim. Aramamış, bir daha sormamış. Gelmesin istemiyorum. Bir daha aramasın. Ama söyle. Ama söyle, benim babam kim? Sen benim kızım değilsin. Baba! Babacığım! Sen kardeşini öldürdün. Benim kızımı öldürdün! O kadar isterdim ki bir gün çıkıp gelmesin. Bir yolculuktu o. Sonunu bilmeden çıktı. Son durakmış benim için o. Fark et.
Şimdi anlıyorum geldiğimde küçük bir kız olduğunu. Şimdi anlıyorum içimdeki çocuğun gülümsediğini. Kim o zaman bu kızın babası? Ben miyim? Ben bulacağım bu kızı. Bu kız ölmedi, tamam mı? Zeynep hayatta, burada yaşıyor. Size bir şey söylemem lazım. Bu kızınız bana güvenmiştim.